Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaplumbağalı bardak altlığı yapacağız. Çok kolay ve çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Gerekenler 2 ipe ihtiyacımız var. Renklerini siz belirleyebilirsiniz. Ben kahverengi ve yeşil kullandım. Bunların tonlamalarını da siz belirleyebilirsiniz. Ton numaramız ise 3 numarası kullanacağım. Makas ve iğne ihtiyacım var. Hemen videoma geçebiliriz. Kahverengi ipimle gövdesini yaparak başlıyorum. Sihirli halka yapıyorum. Ardından bir zincir çekiyorum. Ve sıkıyorum. Şimdi ise sihirli halkamın içerisine 12 adet ikili yarım trabzan yapacağım. İpimi alıyorum. İkisini bir, ardından ikisini bir çekerek ikili yarım trabzan yapıyorum. 12 adet yapıp geleceğim arkadaşlar. Bir sırasını bitirdim. Diğer sıraya geçmeden önce bir kayma dikiş yapıyorum. Ardından 2 zincir çekiyorum. 1 ve 2. Her ilmeğe artırma yapacağım. Her ilmeğe 2 adet ikili yarım trabzan yapacağım. Sıra sonuna kadar yapıp geliyorum arkadaşlar. İkinci dairemin sonuna geldim. 24 adet ikili yarım trabzan oldu. Şimdi ise kayma dikiş yapıp 3. sırama geçeceğim. 2. sırada arttırma yapmıştık arkadaşlar. Aynı şekilde 3. sıraya geçmeden 2 adet zincir çekiyorum. 1 2 ve 1 adet ikili yarım trabzan. Diğerinde ise 1-2 şeklinde. Diğer ilmeği 2 adet yarım trabzan yapıp arttırıyoruz. 3. sıramız da böyle devam edecek. 3. sıranın sonuna gelene kadar yapıp geliyorum. 3. sıramın sonuna geldik arkadaşlar. 3. sıramda da tam tamına 36 yarım trabzan yapmış olduk. 1. sırada 12, 24, 36. Şimdi kayma dikiş yaparak son sıramıza geçiyoruz. Aynı şekilde 2 zincir çekip başlayacağım. 2 zincir çekiyorum. Arttırma şöyle: 1 adet yarım trabzan, diğer ilmeğe 1 adet yarım trabzan, 3. ilmeğe ise arttırma yapacağım. 4. sıramda da 48 adet olacak. Şöyle göstereyim. 1. ilmeğime 1 adet yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeğime 1 adet. 3. ilmeğime ise arttırma. Yani 2 adet yapıyorum. 1 adet daha. 1 yaptım. Şimdi ise aynı şekilde 1 yapıyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. 1 1 3. ilmeğime 2 adet. Bir, bir, şöyle bir, bir, iki.
Dördüncü sıram da böyle devam edecek. Sıra sonuna kadar bitirip geliyorum arkadaşlar. Dördüncü sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Dördüncü sıramda 48 ilmeğim oldu. Yani 48 adet ikili yarım trabzan yaptım. Şimdi ise kayma dikişini yapıp sonuna geliyorum. Bir zincir çekiyorum ve kesip bitiyor gövdem. Şimdi ise başını yapacağız arkadaşlar. Dişli renkle kaplumbağamın başını örmeye başlıyorum arkadaşlar. Sihirli halka yaparak başlayacağım. Sihirli halkamı yaptım. Şimdi ise 6 sık iğne yapacağım sihirli halkamın içerisine. Birinci sıramda sadece 6 tane sık iğne olacak. 6 adet sık iğnemi bitirip geliyorum arkadaşlar. Sihirli halkam için 6 adet sık iğne yaptım ve sihirli halkamı sıkıyorum. Birinci sıram bitti. Şimdi ikinci sırama geçmeden 6 sık iğne yaptım. Her ilmeğimi arttırma yapacağım. Yani ikinci sıramda ise 12 ilmek olacak. Her birine arttırma sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrardan. Arttırma yaparak süre sonuna kadar gelip bitirip geliyorum. İkinci sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Kayma dikiş yaparak üçüncü sırama geçiyorum. Şimdi ise üçüncü sıramda bir sık iğne bir arttırma yapacağım ve üçüncü sıramda ise toplam 18 ilmeğe ihtiyacım olacak. Yani bir sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeğimde arttırma olacak. Bir tane yaptım. Aynı ilmeği bir adet daha arttırıyoruz. Bir sık iğne bir arttırma şeklinde. Üçüncü sıramda böyle devam edecek. Sıra sonuna kadar yapıp geliyorum arkadaşlar. Üçüncü sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Aynı şekilde kayma dikiş yapıyorum. Üçüncü sıramda dediğim gibi 18 ilmeğim oldu. Kayma dikiş yaparak dördüncü sırama geliyorum. Dördüncü sıramda ise iki ilmeğimi sık iğne yapıyorum. Bir ilmeğimi arttırma yapıyorum. Şöyle. Sık iğne. Bir adet sık iğne. Bir adet sık iğne. Diğeri ise arttırma. İki adet sık iğne yapıyorum. Dördüncü sıram da böyle devam ediyor. Bir. Diğerisini arttırma. İki. Sıra sonuna kadar bitirip geliyorum. Dördüncü sıramda ise 24 ilmeğim olacak arkadaşlar. Dördüncü sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bir kayma dikiş yapıyorum. Dördüncü sıramda 24 ilmeğim oldu. Şimdi ise 5 sıra sadece sık iğne yaparaktan devam edeceğim. Yani 9. sıraya kadar sadece sık iğne yapın. Beş sıra sık iğne yapın. Ve bitirip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 9. sıramın sonuna geldim. 5 sıra sık iğne ördüm. Şimdi ise 10. sıramda 2 adet sık iğne, 2 ilmeği azalma yapacağım. Yani 1 ilmeği sık iğne, ardından gelen ilmeği aynı şekilde sık iğne yapıyorum. Diğer 2 ilmeği azalma yapıyorum. 2 adet sık iğne. Diğer 2 ilmeği azalma. Sıra sonuna kadar böyle devam edecek. 10. sıramızda ise 18 ilmeğimiz olması gerekiyor. 5 sıra ben 24 adet olarak ördüm. 10. sıramda da 18 ilmeğim olacak. Sıra sonuna kadar yapıp geliyorum arkadaşlar. 10. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bir kayma dikiş yaptım. Şimdi ise 11. sırama geçeceğim. Bir sık iğne, 2 ilmeği azalma yapacağım.
11. sıramda da 12 ilmeğim olacak arkadaşlar toplam. Bir sık iğne. 2 ilmeği azalma. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğim. Sıra sonunda ise 12 ilmeğim olacak. Sıramın sonuna geldim. Bir kayma dikiş yaptım arkadaşlar. Şimdi ise 12. sırama geçiyorum. 12. sıramda bir sık iğne, 2 ilmeğe azalma yapacağım. Bir sık iğne, 2 ilmeğe azalma. Sıra sonuna kadar böyle devam edecek. 12. sıramda ise 8 ilmeğim olacak. Bitirip geliyorum arkadaşlar sıra sonuna kadar. 12. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. 8 ilmeğim oluştu. Şimdi ise ipimi buradan kayma dikiş yaptım. Şimdi ipimi buradan çekiyorum ve dikeceğim burasını. Bir zincir çekeceğim. Lastik olması için. İpimi uzun bırakacağım çünkü gövdesine de dikmek için biraz ihtiyacımız olacak. Gövdesini ve başını ördükten sonra kollara geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi sihirli halkamı yapıyorum. Sihirli halkamı yaptım. 6 sık iğne ile devam edeceğim. 1. sıramda 6 sık iğne olacak. 6 sık iğnemi bitirip geliyorum arkadaşlar. Kolları için sihirli halkamın içerisinde 6 adet sık iğne yaptım. 3 6. Şimdi ise sihirli halkamı sıkıyorum. Ardından ilmeğe kayma dikiş yapacağım. Tamam. Şimdi ise ikinci sırama geçeceğim. İkinci sırama geçtiğimde ise her ilmeğimi arttırma yapacağım. 6 ilmeğim var şu an. Artırma yaptıktan sonra ikinci sıramda ise 12 ilmeği mevcut olacaktır. İkinci sıramı yapıyorum sonuna kadar ve geliyorum arkadaşlar. İkinci sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi ise bir kayma dikiş yapıp üçüncü sırama geçeceğim. Üçüncü sıramda ise sık iğne yapıp arttırma yapacağım. Bir ilmeğime sık iğne. Diğer ilmeğime ise arttırmam. Arkadaşlar kollar için 5 sıra öreceğiz. 5 sıramız olacak. Şimdi ben üçüncü sıradayım. 1 2 yani aynı ilmeği ilk kez yapacağım. Sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. 3. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. 18 adet oldu şimdi ise. 4. sırama geçeceğim. 4. sıramda 2 adet 2 ilmeğimi tek tek sık iğne yapacağım. 3. ilmeğimi ise 2 adet sık iğne yapacağım. Arttırma olacak. Kayma dikişimi yapıyorum. Daha net bir şekilde göstereceğim. 1 sık iğne, ardından 1 sık iğne daha. 3. ilmeğimi ise 2 sık iğne arttırma yapıyorum. Aynı ilmeğimi 2 sık iğne. 1-1-2 şeklinde. 4. sıramda böyle. Bitirip geleceğim arkadaşlar. 4. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi 5. sırayı yapmadan önce size böyle bir şey söylemek istiyorum. Kollarımız 5 sıradan oluşacak. Bacaklarımız ise 4 sıradan. Yani 4 sıra yaptıktan sonra bu bir bacağımız oluyor. Buradan kayma dikişi yapıp bitireceğiz. Bundan 2 tane yapacağız. 4 sıra. 2 adet 4 sıra öreceğiz. Bunlar bacaklar olacak. Kollar ise
2 adet 5 sıra öreceğiz. Yani buraya kadar bacaktı. Bunu tekrar göstermeyeceğim. Video uzun olmasın ve sıkılmayın diye. 4 sıra bacak. Kollarımız için ise bir sıra daha öreceğiz. İlk kalma dikiş yapıyorum. Ardından ise 3 adet sık iğne. 2 3 3 adet sık iğne ve 1 ilmeği arttırma. Her 3 ilmeğe 1 adet sık iğne yani. 1 1 1 2. Şimdi ise diğer ilmeğimi arttırma yapacağım. Ve sıra sonuna kadar 1 1 1 2 olarak devam edecek. 5. sıramı bitirdim arkadaşlar. Bir kayma dikiş yapıyorum. Ve bitiyor. İpimi biraz uzun keseceğim. Çünkü bunları dikeceğiz. Arkadaşlar şimdi ise kuyruğumuzu öreceğiz. S ile halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkamı yaptım. Şimdi ise sihirli halkam içerisine 5 adet sık iğne yapacağım. Aynen. 5 adet sık iğnemi yaptım. Şimdi ise sıkacağım. Tamam. İlmeğimi kayma dikiş yaparak halkamı kapattım. Şimdi ise 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğim var. Her bir ilmeğime sık iğne yapacağım. 5 adet. 1, 2, 3, 4, son bu da 5. Şimdi ise kayma dikiş yapacağım. İlk önce bunu böyle bir dışarı çıkartalım. Tamam. Kayma dikişimi yapıyorum. Ardından 3. sıramda her ilmeği arttırma yapacağım. Yani toplamda 10 ilmeğim olacak. İki, üç, dört. Sıra sonuna kadar bitirip geliyorum arkadaşlar. 3. sıranın sonuna geldim arkadaşlar. 10 ilmeğim oluştu. Şimdi ise bir kayma dikiş yapıp 4. ve 5. sıram şöyle olacaklar. Sadece sık iğne yapacağız. 2 sıra. Sadece sık iğne yaparak 2 sıra öreceğiz. 4. sıradayım şu an. 5. sıraya kadar sık iğne öreceğim. 10 adet olacak 2 sırada. Bitirip geliyorum arkadaşlar. Kuyruğumu ördüm arkadaşlar. 2 sıra sık iğne yaptım. 4 ile 5. sırayı. Şimdi burayı aynı şekilde uzun bırakıp keseceğim.
Arkadaşlar, bu bacak, diğeri de kol. Bacağımız 4 sıradan oluşuyor, kollar ise 5 sıradan. Aynı şeyi yapıyoruz, anlattım zaten. Şimdi bunları dikeceğim. Bunlardan 2 adet ihtiyacımız var. 2 adet kol, 2 adet bacak. Şimdi ise kaplumbağamızı birleştiriyoruz arkadaşlar. Kafasını ortadan birleştirin. Yani iki tarafını da şöyle yaptığımızda tam ortası olsun. Kafamızla kuyruğumuz aynı hizada olmak üzere birleştirelim arkadaşlar. Daha sonra kollarımızı ikisini de aynı şekilde aynı hizada olmak üzere şöyle aynı hizada olmak üzere onları tikelim. Ve iki bacakları kaldı. Bunları da aynı şekilde karşılıklı olmak üzere ayarlayıp dikelim. Videomun sonuna geldik arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomu beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. Zil tuşuna basarsınız. Çok sevinirim. Hepinize çok teşekkür ederim. Umarım da videomu beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Gelecek videoda görüşmek üzere.